Ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadelede en büyük devrimi 2012 yılında çıkardığımız 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunuyla yaptık. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü programı Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede kadına yönelik şiddetin önlenmesinin çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektirdiği belirtildi. 2006 yılında yayımladığımız çocuk ve kadınlara yönelik şiddete ve cinayetlere karşı alınacak tedbirlerle ilgili genelgeyi bugün yayınladığımız yeni bir genelgeyle güncelledik. Yeni genelgemizde kurduğumuz kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulunun Türkiye yüzyılına yakışır faaliyetler yürüteceğine inanıyorum. Yine bugün kamuoyuyla paylaştığımız 2024 yılı faaliyet planımız ilgili bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın katkılarıyla hazırlanmıştır. Son faaliyet planımız, adalete erişim ve mevzuat, politika ve koordinasyon, koruyucu ve önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık, veri ve istatistik başlıklarındaki beş ana hedef üzerine inşa edilmiştir. Bu plan 66 alt hedefi ve 218 faaliyet başlığıyla kadına yönelik Erdoğan devlet olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik. Biz kadına yönelik şiddetle mücadeleyi aileyi yüceltme ve güçlendirme mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şiddete maruz kalan kadınları devlet güvence altına alıyoruz dedi. Şiddete karşı sıfır tolerans İlkemizin altyapısını oluşturuyoruz. Şiddetsiz bir Türkiye yüzyılı için yürüttüğümüz çalışmaları kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz.